Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım soru bankası test 9'da dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve beğenirseniz videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. ABC'de eşkenar dörtgeninde AC 12, DB uzunluğu gençler 8 santimetredir. E buna göre ABC'de eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Gençler AC ve BD'ye baktığımız zaman arkadaşlar köşegenler. Köşegenleri biliyorsak gençler alanı bulurken köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyoruz. O halde 12 çarpı 8 bölü 2 bize alanı verir diyorum. 12 ile 2'yi sadeleştirsem 6 olur. 6 kere 8 48 santimetre kare olur. Evet eşkenar dörtgenin alanı ve B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet ikinci soruya geçelim. Yukarıda birim kareleri, kareleri ayrılmış zeminde verilen eşkenar dörtgen alanı kaç birim karedir diye sordum. Gençler yine şöyle köşegenleri çizelim. Eğer köşegenleri biliyorsak gençler köşegenlerin çarpımının Yarısı bize alanı verir diyoruz. Şimdi dikeyde köşegenimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Yatayda gençler 1, 2, 3, 4, 5, 5 de bu tarafta var 10 birim. Normalde alan 10 çarpı 8 bölü 2'den 80 bölü 2. Evet 40 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Üçüncü sorumuzda köşegenlerin uzunlukları 12 santimetre ve 15 santimetre olan eşkenler dörtgenin alanı kaç santimetre kare dedi. Gerçek köşegenleri biliyorsak o halde köşegenleri çarpıp 2'ye bölerek eşkenar dörtgenin alanı bulurum. 12 ile 2'yi sadece 6 kaldı. 6 kere 15 90 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı B seçeneği, doğru yanıt olur diyelim. Evet dördüncü soruya geçelim. Yukarıdaki A, dik yamunda gençler. AB 12, A, 6 ve DC 8 santimetre olduğuna göre A, B, alanı kaç santimetre karedir? Gençler yamuğun alanında evet, alt taban 12, üst taban 8. Alt tabanı ile üst tabanı topluyorum. Yükseklik gençler 6. Yükseklikle çarpıp 2'ye bölüyoruz. 12, 2, 12, 8 daha 20 çarpı 6 bölü 2'den 20 ile 2 sadece 10 kaldı. 10 kere 6 60 santimetre karedir. Yamuğun alanı B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 5. soruya geçelim. Evet yine alanı istiyor gençler. Hemen şöyle alan eşittir. Alt taban 9 üst taban 6 9 artı 6 çarpı yükseklik bölü 2 dedik. 9 6 daha 15 Çarpı 4 bölü 2'den 4 ile 2'yi sadece 2 kaldı. 15 2'yi çarparsak 30 santimetre karedir. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. 6. sorumuzda gençler. Köşegenlerden birinin uzunluğu 15 santimetre olan eşkenar dörtgenin alanı 42 santimetre kare olduğuna göre diğer köşegen uzunluğu kaç santimetredir diyor. Gençler diğer köşegenin uzunluğu eğer x dersem Şimdi köşegenlerin uzunlukları çarpımını 2'ye bölerek alanı elde ediyoruz gençler. Bakın 14 çarpı x bölü 2 42'yi verecek. Şöyle 14'te 2'yi sadece şimdi 7 kalsın. O halde 7 çarpı x 42 ise x'i bulmak için 42'yi 7'ye bölecek olursam 6 cm olur. Sorumuzun yanıtı denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, yedinci sorumuza geçelim. Yukarıda noktada kağıtta verilen yamuğun alanı kaç birim karedir gençler? İki nokta arasının bir birim olduğunu söylemiş. O halde alt tabanımız gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Üst taban gençler 3 birim. Bakın şöyle yüksekliğimizde 1, 2, 3 birim. Evet, alan eşittir diyorum. Alt taban artı üst taban dedik. Çarpı yükseklik bölü 2. 7 3 daha gençler 10 yapar. 10 çarpı 3 bölü 2'den 30 bölü 2 15 birim kare olur. Sorumuzun yanıtı B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim 8. sorumuza geçelim. Yukarıda birim karelere ayrılmış zeminde verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir diyor. Gençler öncelikle şöyle tamamlarsam burada büyük yamuğun alanından küçük yamuğun alanı çıkaracağım büyük yamuğun gençler üst tabanı 1 2 3 4 birim alt tabanı 1 2 3 4 5 6 7 8 birim evet, yüksekliğimizde 1 2 3 4 5 birim o halde alan eşittir 8 artı 4 alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Evet 8 4 daha 12 çarpı 5 bölü 2'den Sağa 6 kaldı. 6 kere 5. Evet. 30 birim karedir. Küçük yamuğun alanı gençler. Alt tabanımız 1, 2, 3, 4 birim. Üst tabanımız 2 birim. Yükseklik 2 birim. O halde 4 artı 2. Çarpı yükseklik bölü 2'den 2'ler gider. 4 artı 2 daha 6 yapar. Bu da 6 birim karedir. Ne yapacağız gençler? 30'dan 6'yı çıkararak şeklin alanını 24 birim kare olarak A seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleyeceğiz. Evet 9. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen ABC'de eşkenar dörtgenin alanı 60 cm kare olduğuna göre AC ve BD çarpımı kaç cm karedir? Ee, şimdi sevgili gençler AC dediğimiz bakın bir köşegen BD de bir köşegen. E ben dikdörtgenin alanında pardon eşkenar dörtgenin alanında AC ile BD'yi çarpıp evet, köşegenlerin çarpımı yarısı olduğu için 2'ye böldüm ve 60 buldum gençler. E buradan gizli payda 1 var İçler dışarı çarpımı yaparsam AC çarpı BD 60 çarpı 2'den 120 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet 10. soruya geçelim. Yukarıdaki ABC'de yamunda BC 12 ve AD 8 santimetredir. Evet, ABC üçgeninin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre ABC'de yamun alan istiyor. Gerçekten öncelikle şu üçgenin yüksekliği çizecek olursam gençler, bakın bu yüksekliği haç dersem, bu gençler aynı zamanda yamun yüksekliği. O halde ben ABC'yi bulabilmek için, ABC'nin alanı bulmak için Evet 12 ile h çarpıyorum gençler. Tabanla yüksekliği çarptım. Ve 2'ye bölerek 36 olarak bulduk. 12 2'ye bölersem 6 kalır. 6 çarpı h eşittir 36 ise. Buradan haşın değeri ne yapar gençler? 6 olur. Demek ki yüksekliğimiz 6 cm. Şimdi yamuğun da gençler. Alan A, B, C, D diyelim. Alt taban 12, üst taban 8. Alt tabanla üst tabanı topladım. Yükseklik 6'yı çarpıp 2'ye böleceğiz gençler. Buradan 12, 8 daha 20 çarpım. 6 bölü 2'den. Şöyle 20 ile 2 sadece 10 kaldı. 10 kere 6. 60 santimetre karedir. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 11. sorumuzda yukarıdaki ABC'de eşkenar dörtgeninde DC 18 ve AH 15 santimetredir. Benden alan istiyor. Gençler şekil eşkenar dörtgen olduğu için bakın DC aynı zamanda BC'ye eşittir. Yani bu taban da 18'dir. O halde ben eşkenar dörtgenin alanı gençler eğer taban ve yüksekliği biliyorsam aynı paralel kenarda olduğu gibi tabanla yüksekliği çarparak buluyorum. 18'e 15 çarparsam gençler 270 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru cevap olur diyelim. Evet 12. ve son sorumuza geçelim. ABC'de yamuğunda DC. Gençler DC. Üst tabanımız 8. AB alt taban 14 cm ve CH yükseklik 6 cm'dir alanı istemiş. Evet 14 ile 8 toplayacağım. Alt taban artı üst taban yükseklikle çarpıp 2'ye böleceğiz gençler. 14 8 daha 22 çarpım 6 bölü 2'den 22 ile 2'yi sadece 11 kalır. 11 çarpı 6 66 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet sevgili arkadaşlar. 12. sorumuzda dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın gençler.